Bak Erman Özgür, ben o gece nasıl uyuduğumu hatırlamıyorum. İmam Çağdaş'la ilgili enteresan bir anım var. Bana sürekli böyle diyor, change the game, change the game diyor. Oğlum dedim, itme bu dedim, vurur gol olur. Memleket Havası'na hoş geldiniz. Erman Özgür'le, namı değer Anadolu'nun David Beckham'ıyla birlikte karşınızdayız. Tabii ki çok önemli anılar, çok önemli bir futbol kültürü var ülkemizin. Ve bu futbol kültürüne sahip şehirleri sizler için teker teker sohbet konusu yapacağız. Ve o şehirlerin, o şehirlere mal olmuş futbolcuların, o şehirlere mal olmuş maçların, anıların bir üzerinden geçeceğiz. Erman Özgür bu konuda ülkenin en dolu isimlerinden birisi. Onunla birlikte böyle keyifli bir seri yapmayı düşünüyoruz. Ve ilk bölümümüzde de Gaziantep şehrine konu alacağız. Erman'cığım hoş geldin. Hoş bulduk Müjdat. Erman, nasıl buluyorsun projeyi bu arada? Onunla başlayalım. Memleket Havası dedik. Ya bence Türkiye'de genel anlamda futbol kültürü İstanbul'a çok odaklı. Ama yeni nesil biraz daha bence futbol kentlerine sahip çıkıyor. Özellikle sosyal medya ile birlikte. Ben bunu biraz daha gözlemliyorum. Biraz artık insanlar da üç büyük tandanslı futbol sohbetinden biraz daha sıkıldı. Biraz daha genişliyor gibi hissediyorum ben o muhabbetler. Kulüplerin ekonomik yapıları biraz çalkantılı belki ama ben bu açıdan biraz daha fazla konuşulmayı hak ettiğini düşünüyorum. İstanbul dışındaki futbol kentlerinin. Şimdi doğru adama geldin çünkü futbol hayatım Anadolu'da geçti. Aynen benim. Öyle. Bütün Anadolu şehirlerinde oynadım. Enteresandır. Biz mesela İstanbul takımlarıyla maç oynarken gol oluyor. Gol atıyoruz. Tribünler ayağa kalkıyor. Rakip gol atınca da kalkıyor. Yani orada bir sıkıntı var, anladın mı? Yani bu gayet normal. Adam mesela Gaziantep'i tutuyor ama aynı zamanda Galatasaraylı işte ya da Fenerbahçeli. O yüzden herkesin aynı anda sevindiği maçları da çok oynadık. Ama söylediğin şey çok önemli. Mesela Sivasspor geçtiğimiz sezonun şampiyonluğa ortak takımıydı. Eğer Anadolu'dan şampiyonluğa ortak takımlar çıkartırsan o zaman bu İstanbul kültürünün kendi şehrinde oturan insanlara kaydığını görebilirsin. Kolay mı? Çok zor. Ama çok... zamanla oraya doğru bence bir eğilim olacak. Bu benim kişisel gözlem. Biraz daha zamanla paylaşım ve etkileşim kanalları da arttıkça insanlar kendi bölgesinin takımlarının da özellikle o kulüplerin sosyal medya paylaşımları da bunda bence etkili oluyor. Biraz daha benimsiyorlar gibi hissediyorum. Sivasspor iyi örnek. Sebebi şu. İstikrarlı şekilde şampiyonla oynadı. Yani bu ikinci kez oynayışı mesela yakın zamanda. Antep bir kere oynadı. Ucundan döndü. Ama bunu devam ettiremedi. Bence bu çok önemli. Yani birkaç defa üst üste şampiyonla oynarsa örnek veriyorum Antep konuşacağımız için potansiyelini de ortaya çıkarabilirsin. Ve insanlar İstanbul takımından ya da başka bir yerden çok kendi takımlarını tutabilirler. Peki o zaman Gaziantep'le başlayalım. Şimdi kentlerin futbol kültürü diyoruz ama sadece tabii futbolla kalmayacağız. O kentler futbolla birlikte kendine özgü yapıları da beraberinde barındırıyorlar ve aslında ikisi bir karışımı oluşturuyor. Şimdi Gaziantep ve futbol deyince konuşacak çok fazla konu var ama öncelikle Gaziantep'te futbolcu olmak nasıldı Erman Özgür? Bunu bize anlatır mısın? Gaziantep deyince herkesin aklına günübirlik yemek yemeye gidip gelmek geliyor galiba. Biz de gittiğimiz zaman ister istemez çat diye önümüze bir yemek kültürü koydular. Hatta gider gitmez biz dedik ki hani burada ne yenir? O zaman Nurullah Sağlam dedi ki işte size de bir restoran söyleyeyim. Akan Restoran yanlış hatırlamıyorsam. Gidin dedi. Selam da söyleyeyim benden dedi. Antep yemeklerini öğrenin. Gittik abi. Dedik ki ya biz yeni geldik. Zaten yeni geldik deyince Nurullah Hoca'nın da selamını götürünce adam bize ne yersiniz falan diye sormadı. Bir sofra yaptı. Dedi ki buradan tadacaksınız. Ya biz o sofradan ana yemeğe geçemedik baba. Yani oradan tattık. Tabii ondan sonra bir hafta o masadaki herkes mideyi bozduk. Ama meğerse Antep'e gidenler genelde kullanılan yağdan falan böyle bir hafta geçiriyormuş. Bu gayet doğalmış. Ama seninle de yaptık Gaziantep maçları çok fazla. Yani yemekten yemeğe gidiyorduk ya. Yemekten yani burada et yiyorsun. Et yerken nereye et yemeye gideriz diye konuşulur mu? Yani böyle bir ortamdan geçiyorsun Antep'te ama bunu sana vaat ediyor. Ya biz Gaziantep'e yayıncıyken gitmeden 2 gün önce diyete başlardık. Ya gerçekten ekip belli olduğunda, liste belli olduğunda hemen muhabiri, ikinci spikeri veya varsa tek spikeri, yönetmeni 2 gün önceden Gaziantep seyahati için yememeye başlardık. WhatsApp grubu. Nereye aynen gideriz? İşte aynen, oraya mı basalım, buraya mı gidelim? Ya Gaziantep biz yayıncılar için en motive edici kentlerden birisiydi. Gaziantep'i gördüğümüz an 2-3 gün önceden ağzımız sulanmaya başlardı ve yemeği keserdi. Ben seninle bir şey söyleyeyim. Büyük düşünürüm Mustafa Müjdat Muratoğlu'nun bir sözü vardı biliyor musun? Deplasmanda maç küçük bir ayrıntıdır der. Çünkü nerede yiyeceğiz, nereyi gezeceğiz, nerede oturacağız? En son bir de maç anlatalım olur, anladın mı? En güzeli o işte. Abi güne katmerle başlıyorsun bir kere Gaziantep'te. Ah, yani... Orkide pastanesinde bir katmer yersin. Zaten başka bir şey yiyemezsin. Biz ilk gittik, bir nasıl söyleyeyim, bir acemilik yaptık. Dedik ki bize kahvaltı verin, 2 kişilik. Yanında da katmer. Garson gitmiyor. Dedik ki baba hani kahvaltılık. Dedi ki abi ikisini yiyemezsiniz. Baba sana ne yani? Yeriz yani. Sen ne karışıyorsun? Yiyemezsiniz diyor adam. Gitmiyor. Ya baba getirsene falan. İte kaka gönderdik çocuğu. Abi bir katmer geldi.
kahvaltıyla beraber hakikaten haklıymış yani. Yiyemedik. Sonra arkadaşları çağırıyoruz. Gelin yiyelim, hep beraber yiyelim falan. Her yer yakın olduğu için Antep'te. Öyle öyle tükettik. Gaziantep'in rutini aslında ilk başta İmam Çağdaş'la başlıyorsun. Ama daha sonra İmam Çağdaş'ın orası için aslında turistik bölge olduğunu anlıyorsun. Yani ilk bir iki Gaziantep'e gittiğimizde hemen İmam Çağdaş işte meşhur lahmacunu. Sarımsaklı lahmacun. Aynen. Ali Nazik kebabı vesaire. Ama ondan sonra mesela Halil Usta'ya götürdüklerinde beni, Küşlemeci Halil Usta, ki saat 12 ile 3 arasında servis veriyor. Onun dışında dükkan kapalı. Mesela ben Halil Usta'ya gittiğimde başka bir boyuta geçtim yani. Kesinlikle damak tadı olarak başka bir evrene geçtim ve gerçekten çok komik rakamlar. Yani aynısını İstanbul'da yediğinizi düşünün. Verdiğiniz para 3'te 1'i. Ya inanılmaz bir fiyat performans ama ben Halil Usta'da aldığım lezzeti başka bir yerde almadım. Şimdi yemeklerden İstanbul'da devam edersek takıma geçemeyecekmişiz gibi gelmeye başladı. İmam Çağdaş'la ilgili enteresan bir anım var. İmam Çağdaş'a gidiyoruz yemek yemeye. Geliyoruz, gidiyoruz. 2-3 defa gittik. Beni başkan aradı. Dedi ki sen İmam Çağdaş'a mı gidiyorsun? Dedim gidiyorum. Yani sanki tedirgin dediği bir şey. Oğlu benim arabamı beğenmiş. Zorla arabamı aldılar ya. Vallahi şaka değil ya. Arıyor, sürekli arıyor. Ya şu arabayı en son başkan dedi ki oğlum ne istiyorsan vereceğiz. Dedim ki ya araba satmayı düşünmüyorum. Abi benim arabayı sattırdılar, aldı. Al, ben de başka araba aldım. Oğlu benim arabayı çok beğenmiş. Tek kapılı bir arabam vardı. Birkaç defa gidince arabayı da kaptırdık. Neyse parasını aldık ama yalan olmuş. Ya ben senin dediğin o hani aşırı yemekten deyi bozma hadisesini Hasan Hoca, Hasan Özer bizim yorumcumuzdu bir ara. Yani maça 1,5 saat var. Hatta yayına yarım saat ya da 20 dakika falan var. Ya bütün gün yemişiz ama sabah katmerle başlamışız. Halil Ustası vesaire. Yani yiye yiye ilerlemişiz. Saatleri böyle devirmişiz. En son hoca bizi oturttu baklavacıya. Galiba koçaktı. Koçağı oturttu. Yani önümüze bir tabak koydular. Bak Erman Özgür, ben o gece nasıl uyuduğumu hatırlamıyorum. Gerçekten böyle bir şey olamaz. Yani en son bütün vücut dengelerim değişti. Yani aşırı yüklemeden. Şimdi orada yaşamadığı için Müjdat gene böyle fit kalabilmişiz. Biz yaşadık bayram günü. Ben 8 tane yuvalama baklava. Yuvalama bak. Kapı çalıyor, yuvalama baklava. Hiç tanımadığım komşularımdan sürekli geliyor. Abi bir baktım akşamüstü. Biz bir hafta falan yeme ihtiyacımız kalmadı. Yani o kim yiyecek bir de? Peki bir şey, şunu soracağım. Futbolcu olarak Gaziantep'te ben hep şunu düşünüyorum. Ya beslenme çok önemli sporda. Böyle bir kentte, diğer kentlerde de yine konuşacağız benzer mevzuyu ama Anadolu yeme konusunda gerçekten inanılmaz bir hazineye sahip. Herkesin arabasının bagajında mangal var ya. Herkesin. Nasıl peki bunu kontrol altında tutabiliyordunuz? Yani bir futbolcu, bir profesyonel sporcu için çok zor bir kent değil mi? Müjdat, her şeyde olduğu gibi sıradanlaşıyor. Mesela ben evime 1 kilo baklava almışlığım yoktur. Çünkü nereye gitsek koyuyorlar önümüze zaten. O yüzden sıradanlaşıyor. Sana futbola doğru geçiş yapayım. Maç yemeğini anlatayım. Maç yemeğinde dönerci geliyor. Döner vallahi şaka değil. Döner yiyoruz abi. Bir de hani hanımlar ya ki herkes soğanlı dürüm yapıyor. Tamam mı? Yanında da havuç dilimi. Bu bizim maçtan bir gece önceki yemeğimiz. Millet kampı dört gözle bekliyor böyle, anladın mı? Yani sadece şehirde öyle değil ki. Takımın içerisinde mesela Mehmet Polatlar'ın sabah kahvaltıları vardı. Dedi ki Nurullah Hoca biz kampı bu sene tesislerde yapacağız. Güzel. Sabah çok erken kalkacağız. Antrenman yapacağız, koşumuzu. Sonra kahvaltı yapıp dinleneceksiniz. Çok sıcak olduğu için ya güneş yeni doğduğunda ya güneş batarken antrenman yapıyoruz. Abi bir kahvaltı yapıyoruz. Yumurtalı patates, haşlanmış yumurta, omlet, kaşarlı omlet. 15 çeşit yumurta çeşidi var. Yumurta dürüm gördüm ben orada. Adam dürümü böyle maydanozlar bilmem ne dürüm yapıyor kahvaltıda. Abi yemek yemek orada hani diyorlar ya yaşamak için mi yemek yersin? Keyif almak için. Herkes keyif alıyor yemekten. İyi kaldık böyle, bakma ben sen ya. De. Şunu sorayım. Sen kaç yılında gittin Gaziantepspor'a? Güzel soru. 2006 olabilir galiba. Kaç yıl oynadın? 2,5 yıl falan ama son yılın yarım sezonu beni kadro dışı bırakmışlardı. Evde oturdum. Aslında Gaziantepspor'un iyi olduğu dönemlerden birisi senin bulunduğun periyot değil mi? İlk sene hakikaten iyi de futbol oynadık. Tabatalar falan geldi. İyi iş yaptık. Top hep bizdeydi. Anadolu kulüpleri için aslında bence iyi olan bu. Bir iki tane derbi kazanırsın sezon içerisinde. Topa daha çok hakim olursun. İyi olur genelde. Kadromuz iyiydi ama. Benim şimdi senin döneme değineceğiz de Gaziantepspor deyince benim aklıma böyle en erken futbol anılarıma döndüğüm zaman işte Samuel Johnson'lı, Ayhan Akman genç, daha sarı saçlarıyla dikkat çekiyor. Beşiktaş'a işte gitmeden aynen, hemen. Aynen, Beşiktaş'a transfer olmamış. İşte Batista orta sahada, daha sonra Galatasaray'a şimdi geldi. Şimdi Hasan Yiğit ve Ayhan deyince uzun sarı saç geliyor benim aklıma. Bizim zamanımızda saçın uzun ve sarıysa, koşarken sallanıyorsa transfer yapardın. Transferin bir numaralı kriteri bu. Böyle kriter mi olur ya? Ama buydu yani hakikaten. Herkes saçını uzatıp sarıya boyatıyordu. Ama Ayhan Akman dikkat çekiyordu o takımda mesela. Ayhan. Yetenekliydi ayrı ama tip olarak Ayhan dediğin nokta zaten var. Ayhan zaten orijinal sarıydı. Hasan Yiğit de öyle falan ama Antep takımı hem çok güçlüydü. Hem o senin söylediğin dönem benim daha yeni yeni başlamış. Biz çok çekinirdik o takımdan. Mesela Samuel Johnson'la birebir mücadele seni bir ısırsa perişan olursun sahada. Ya Samuel Johnson'ın o meşhur formasını sıkma, terakma şeyi vardır, görseli vardır Fenerbahçe'deyken yanılmıyorsam. Gaziantepspor'da oynarken o modern orta saha kimliğini Samuel Johnson'da görmüştük. Mesela Batista yanında, yani aynı dönem oynadılar mı tam hatırlamıyorum ama Batista
mesela Anadolu'da benim izlediğim en yetenekli orta sahalardan, en modern orta sahalardan birisiydi. Daha sonra Galatasaray'a da gitti zaten. Sanırım Samuel'den sonra. Evet. Ben Fatih Tekke ve Gaziantep deyince aklıma hep şu geliyor. Ben Trabzonspor'a transfer oldum, onu orada anlatırız. Fatih Tekke'yi Antep'e verdiler. Karşılığında Erhan Namlı'yı alıp üstüne de para verdiler. Gaziantep'i güçlendiren ve şampiyonluğa oynatan en önemli hamlelerden biridir, evet, o. Bir de genç Fatih Tekke o zaman. Genç Fatih Tekke tabii o kendi seyircisiyle camiada ufak tefek problemler yaşayınca adamı verdiler. Ama Antep için büyük şansı oldu. Ya Fatih Tekke canı istesin o gün sana maçı alıyor. Preko işte Johnson'la birlikte de Afrikalı furyası var ya o dönem işte Gençler Birliği'nin açtığı o yol devamında. Orada Celal Doğan'ın kulaklarını çınlatmak lazım. Hani Türkiye'de Anadolu Kulübü yönetirken futboldan anlayarak oyuncu transfer eden rahmetli İlhan Cavcav ve Celal Doğan bence bu konuda çok ön plandalardı. Bir de Gaziantep Spor'un şöyle bir geleneği vardı. Yani bunu zaman zaman başka Anadolu kulüpleri de aslında yakaladı. İşte Kemal Aslan, İbrahim Toravan, İsmail Köybaşı, Rodrigo Tabata, Olcan Adın yani say say bitmiyor. Bir yetiştirip büyük paralara İstanbul'a ihraç etme Mehmet geleneği Polat'ı vardı. Mehmet Polat'ı da Galatasaray'a verdiler. Tabii Mehmet Polat yani say say bitmiyor. Hani Johnson'lar, Preko'lar, Ayhan Akman'lar bunların hepsi, Batista'lar bunların hepsi İstanbul gördü İsmail neredeyse. İsmail Köybaşı ile Tabata son örnekleri Beşiktaş'a verdiler. Neredeyse bir 11'i hatta daha fazlasını İstanbul'a ihraç etmiş de bir kent aslında Gaziantep. Ya Gaziantep Spor şimdi Gaziantep FK oldu. Biz biraz aslında kent özelinde ilerliyoruz ama tabii Gaziantep deyince Gaziantep Spor ilk akla geliyor. Şu anda Gaziantep FK o geleneği devam ettiriyor. Kenti temsil ediyor. Ama yani bu da aslında inanılmaz bir futbol kültürü demek. Ya büyük potansiyel var Gaziantep'te ama zaman zaman yönetim şekilleri her Anadolu kulübünü de çok zorluyor. Hani oyuncu satmaktan geçmiyor sadece. Tabii. Ne kadar harcadığın da çok önemli. Ama benim olduğum dönemler ekonomik olarak genelde iyi olduğumuz dönemlerdi. Ben Gaziantep'te Kamil Ocak stadında hep o dediğin koku benim kafamda özdeşleşmiş ya durumda. Ya stadın altında ciğerci var, kebapçı var oradan geliyor. Sen. Ama stadtan dışarı çıkıyorsun böyle İstanbul'un en iyi kebapçısına gitsen alamayacağın o tabii, güzel tabii. Kokuyu alıyorsun stada girerken çıkarken. İnanılmaz bir lüks bu ya. Salaş sokak kenarlarında atarsın sandalyeyi. Ama her şehrin kendine özgü var ya. Var. Mesela Trabzon'da sokakta kaldırımda hani balık pişer küçük piknik tüpünde. Ben ilk gittiğimde her yer balık kokuyor. Ya bana öyle geliyordu futbolcuyken. Ama Antep'te de her yer et kokuyor. Ben Gaziantep Spor'un bir de 2000'lerin başındaki o Avrupa macerasını da çok net hatırlıyorum. Lens'i elemişti. Daha sonra Roma'yı yenmişti ama deplasmandaki maçta ucu ucuna elenmişti. Sanırım yine Nurullah Sağlam'dı teknik direktörleri. Evet yani gerçekten o 2000'lerin başındaki Gençler Birliği'nin Denizli Spor'un, Gaziantep Spor'un Avrupa'da yakaladığı başarılar da gerçekten bizim şu anda mumla aradığımız dönemler olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi İstanbul takımları Avrupa Kupası'na hazırlanamazken hiç Anadolu'yu eleştirmeyelim istersen. Tabii, tabii, hani tabii. Haksızlık ama olur. O dönem büyük lüksmüş yani. Tabii ki. Mesela senin bulunduğun dönemde Gaziantep Spor'da en etkilendiğin futbolcu kimdi saha içerisinde? Senin dışında çünkü sen de çok özel bir futbolcu. Şimdi Erman kendisini övmeyi pek sevmez. Erman Özgür Gaziantep Spor'da oynarken Fenerbahçe'ye bir gol atmıştı. Hatta o sene Erman Özgür'ü Fenerbahçe Alex de Souza'nın yedeği olarak transfer etmek istedi ama o transfer gerçekleşmedi değil mi? Şimdi sana o golü anlatayım hikayesine gülersin. Hastayım bir hafta. Her akşam serum yiyorum hastanede. Maça gideceğiz. Nurul hiç bana da çıkmadım. Nurul Hoca dedi ki ya dedi kadro eksik gel dedi gidelim İstanbul'a falan muhabbet ederiz. Ya hocam dedim ben zaten kötüyüm falan. Ya dedi ne olacak dedi ya. Tuttuk oğlumdan resmen İstanbul'a götürdü beni. Neyse kamp yapıyoruz falan. Herkes yemeğini yiyor odasına dinlenmeye gidiyor falan. Maça maç oynayacağız nihayetinde. Ben hiç umurumda değil. Takılıyorum sağda solda. Neyse çıktık maça. Çok da iyi oynuyoruz. 0-0 gidiyor. Atamadık gol. Pozisyonlara da girdik. Aragones zamanıydı galiba Fenerbahçe'nin. Evet. Bana böyle 70 gibi dedi ki hadi ısın dedi. Ya hoca dedim ne? Ya ısın hadi bir şey olma 15 dakika oynarsın dedi. Böyle oyuna girdim ben. Sonra ne oldu? Maldonado mu vardı? Topu kaptım ondan verdim. Tabata bana bir top kesti ama hakikaten hani aldı at ortası kesti. Ben de vurdum gol oldu. 10 sene sonra hala onu konuşuyorlar ya. Yani ben attığımı hatırlamıyorum. Millet hatırlatıyor ama ısrarla. Fener'e bir gol atmıştım. Ama güzel goldü. Ya Fenerbahçe. Ama işte büyüklere karşı oynamanın da böyle bir şey var. Erman Özgür abi, bir gol attığın zaman unutulmuyor Fenerbahçe yani. Fenerbahçe çok başka bir hikaye. Mesela yanlış anlaşılmasın. Kulüp büyüklüğüyle alakalı söylemiyorum. Fenerbahçe maçına daha çok prim konur Anadolu'da. Fenerbahçe'ye de maçların yaptığın iş daha çok hatırlanır. Enteresandır yani. Galatasaray'da gol attım ben. Kimse hatırlamıyor mesela. Evet Konya'da. Ama Fenerbahçe'yi ya hala telefoncuya gidiyorum diyor ki abi bir gol atmıştın hatırlıyor musun? Pazartesi gel. Ya tamam anladık. Israrla o yani. Benim Antep kariyerimin bir gol üzerinden hatırlanması ayıp değil mi ya? Halbuki iyi top oynamıştık yani. Özel bir Erman Özgür bölümü yapacağım ben. Erman Özgür'ün futbol hayatını anlatan bir bölüm. Abi kendi ama efsanesine aşık insanlardan haz etmediğim gibi ben de öyle biri değilim. Ama Erman Özgür'ün en iyi 10 golü mesela yayıncı kuruluşta girdiğinde senin de bu
bu dönem 25 yaşında olduğun zamanki halinin yaratacağı etkiyi ben şöyle kafamda canlandırıyorum. Sen de bir 10 yıl erken gelmişsin. Euro yani. Üzerinde çok etki yaratırdı kesin. Yine Fenerbahçe maçı üzerinden bir şey söyleyeyim o zaman sana. Sezonun ilk maçı, bu anlattığım maçın ilk maçı. Yani o rövanşta gol attığım maç. İbrahim Kızıl dedi ki size dedi bir prim vaat ediyorum. 2008-2009 sezonu. Yanlış hatırlamıyorsam evet. Yalan olmasın. Dedi ki yani prim vaat edeceğim ama dedi aynı zamanda bir de dedi pahalı saat. Markasını söyleyeyim mi? Ayıp olmasın. Yani Rolex dedi. Birer tane de Rolex vereceğim. Reklama size. Girmez ya. Rolex'in bizim reklamımıza ihtiyacı olduğunu zannetmiyorum. Ben de zannetmiyorum. Neyse. Tamam mı tamam. Zaten hem paranın miktarını hem Rolex'i duyunca bizim yabancıların gözler patladı. Hiç başka bir şey söylemeye gerek yok. Full konsantreyiz. Tabatalar falan. Zurita, Tabata, Ivan de Souza ki Türkiye'nin bence en iyi yabancı oyuncularından biridir Ivan de Souza. Maç başladı. 21-45 maçı. Zaten 40 derece gecesi. Çok sıcak falan. Neyse oynuyoruz. İyi de oynadık. Rakibi de iyi analiz etmiştik. Oyunu 82'de falan Tabata böyle bir gol attı. 1-0 kazandık. Rolex duruyor evde işte hala. Kullanıyoruz yani falan. Bakınca böyle Fenerbahçe'ye bakarmış gibi oluyorum. Yani çok ilk defa hayatımda zaten futbol kariyerimde de tektir. Bir saat primi aldık. Bazı oyuncular para karşılığı saatçiye geri gönderdi. En çok onlara üzülmüşümdür. Yani kafası çalışan adam. Zaten primini almışsın. Bırakır mı? Bıraktılar o dönem. Yapacak bir şey yok. Yalnız Gaziantepspor'un bir dönem üç büyüklere çok ters gelme geleneği vardı. Yani Gaziantep'ten bir puan almak bile 2000'li yıllarda özellikle 90'lar sonu 2000'ler Gaziantep'ten puanla dönmek büyükler için büyük lükstü ya. Biz Fenerbahçe'ye çok ters geliyorduk benim oynadığım dönemde. Hatta bir namalup geldiler. Julio Cesar frikikten bir attı. Santrası olmadan maç bitti. O maçı hatırlıyorum. O maç 9'da 9'da yanılmıyorsam başladı sezona Fenerbahçe. Evet, evet öyle bir şey. Doğru doğru. Ve 1-0 yenik durumdaydı Gaziantepspor. Julio Cesar ki bence çok acayip bir oyuncuydu ya Julio Cesar. Kinito vardı. O Cochero muydu? Ha Jose Cochero. Jose Cochero. Bizim hatta Onur Şahin'i zannetmişler onu Sivas'ta biliyor musun? Evet çok benziyor. Jose Cochero çok güzel Mourinho hikaye. Mourinho da benziyor bu arada. Ya, bu hikaye çok komik. Jose Cochero Gaziantepspor'la Sivas deplasmanına gitmiş. Bizim de hep Sivas'ta kaldığımız otel. Hep gidiyoruz. Hep tanıyorlar bizi. Görevli Jose Cochero'yu Onur Şahin zannetmiş. Daha sonra Onur abi oraya gittiğinde tavır yapmış. Onur abi de sormuş ne oldu diye. Abi geçen geldin selam vermedin. Çok ayıp ettin demiş. Ya Onur Şahin de çok naif adamdı. Kesin kızarıp bozarmıştır biliyor musun? Ya bana dedi ki o gün Antep maçında Fenerbahçe'de mi? 1-0 mağlubuz. Yardımcısı Kinito var. O zaman 65-70 yaşlarında yeşillermiş. Portekiz'in efsane futbolcularından bir tanesiymiş bu arada eskiden. Bana sürekli böyle yapıyor. Change the game, change the game, change the game. Yani değiştir oyunu. Tamam değiştireceğiz oyunu da bir oyuna sok. Böyle bir panik halinde itiyor beni sahaya. Neyse girdik. Hakikaten ben bir asist yaptım. Julio Cesar attı. Ama ikincisinde free kick oldu. Şimdi biz biliyoruz free kick'te çok iyi topa vurduğunu. Özer de gelmiş beni itiyor kakıyor. Oğlum dedim itme bu dedim vurur gol olur. Valla özelde bir hikayemiz var. Bu top toplayıcıyken gelmiş fotoğraf çekilmiş benimle. Sonra beraber oynadık Ankara Spor'da çocuklar. Özer Umacı. Evet çok da severim Özer'i. Hala görüşüyoruz. Abi Julio Cesar bir çaktı. Ya ben daha dönene kadar fileye çarptı zaten top. Oo, sevindik memindik santrasız. Yine bir Fenerbahçe maçı. Ya dediğim gibi Antep'te başka şehirler mesela Malatya'ya gittim yorumcuyken. Malatya'da da Galatasaray maçlarına acayip konsantre oluyorlar. Antep'te Fenerbahçe maçlarına çok konsantre oluyor mesela. Bir de, İlginç. Tabii bir şampiyonluk yarışı da verildi. O meşhur Rapa için gol attığı. Belki de ondan. Yani o maçın da bir etkisi var. Gaziantep futbol tarihinin önemli dönemeçlerinden birisi. Çünkü şampiyonluğa giden bir takım 3-0 önde Kadıköy'de. Maçı 4-3 kaybediyor. Yalnız benim tahmin ediyorum ki Gaziantep tarihinin, ben tabii gördüğüm kadarıyla söylüyorum, en iyi kadrosu o kadro. Değil mi? Evet. Yani sonra Romaşenko'lar falan bir sürü oyuncu geldi gitti. Alex Yordanov'lar falan yanlış hatırlamıyorsam ama o Fatih Tekkeli, Hasan Özerli, Johnson, Hakan Bayraktar. Mesela çok özel bir oyuncudur. Bence değerinin çok altında kaldı Hakan Bayraktar. Bugün top kaybetmiyor diye Atiba'yı övüyoruz. Abi Hakan Bayraktar daha iyi oyuncu. Ben Hakan Bayraktar'ı 35 miydi, 36 mıydı Mersin'de oynarken? Tabii son dönemimiz bizim. Ben o halinde bile sırf Hakan Bayraktar'a bazen böyle odaklanırdım. Maç içerisinde onu takip ederim. Bu adam ne zaman pas hatası yapacak diye. Değil mi? Ya gerçekten çok enteresan. Yeni nesil çok fazla bilmez. Çok fazla görüntüsü de yoktur belki Hakan Bayraktar'ın ama Gaziantepspor'u izlemiş futbolcular yakından tanır. Ya sahada top kaybetmiyor adam. Çok bence enteresan. Stada gelenle televizyondan izleyen arasında bir fark var. Şimdi televizyondan izleyen topun olduğu yeri görüyor. Kadraj ne gösteriyorsa onu görüyor. Ama statta izlediğin zaman takımların kaç metrede oynadığı, hangi oyuncunun hangi pozisyona doğru koştuğunu, hani futbol aslında topsuz oyun başarılıyken iyi oynanır. Mesela nereye koştuğunu falan stada gelen adam daha iyi analiz edebilir. O yüzden belki de Hakan Bayraktar yeterince değerini bulamadı. Tabata nasıldı? Yani çok büyük beklentiyle İstanbul'a geldi çünkü Tabata ama yani o üzerine yüklenen bonservis ağırlığı da biraz belki eleştirilerin çok sert olmasına neden oldu ama Gaziantep'te de farklı bir profili. Bir de çekik gözlü Brezilyalı. Bizim çok alışık olduğumuz bir profil değil Japon asıllı. Tabii Japon asıllı. Sırtında da kocaman Japon dövmesi var onun.
Tabii o çok aslında bayağı öyle işte Roberto filmi samuray dövmesi. Yani. Samuray karpa balığı falan hani dövme. Brezilya'da öyle bilir. Japon asıllı, Asya asıllı çok kişi var. Biz bunu Tabata'yla öğrendik biraz da. Tabata'yı hangi takım için iyi oyuncu diye sormak lazım. Gaziantepspor için best bir oyuncu, en iyisi yani. Biz topu aldığımız zaman Tabata'yı arardık hemen. Onu atalım, bize organize etsin. Ona göre pozisyon alırsın sahanın içerisinde. Ama oyuncuların kaderleri bana göre bir takıma giderken transfer şekilleriyle başlıyor yazılmaya. Tabata'nın da Beşiktaş'a gidiş şekli, zamanı, bonservis ücretinin fazlalığı oradaki kaderinin kötü başlamasına sebep oldu. Peki senin Gold 11'inle aslında bu sohbeti detaylandıralım. Çünkü üzerinde konuşulması gereken çok futbolcu var Gaziantep'te. Hepsine tek program yetmez. 11 üzerinden aslında biraz gidelim. Şimdi kaleye sen Karçamarskas'ı koydun. Evet. Ben Gintaras Tauçe'yi hatırlıyorum. Sen hatırlar mısın? Galatasaray'a gelmişti Hayrettin abiden sonra. Ve Gintaras Tauçe gerçekten... Yaşımız çıktı ya. Maalesef küçüktük biz. Bunu anlatmayaydık iyiydi. Neyse. Ya Stauç'a gelince herkes bir of nasıl kedi gibi kaleci demişti. Ben Karçamarskas'ı böyle Stauç'un reenkarnesi gibi düşündüm biraz şimdi sahada. Ben sadece maçlara değil antrenman performansına, saha dışı duruşuna da bakıyorum. Mesela Karçamarskas'ın enteresan bir hikayesi var. Gaziantepspor tesisleri yeni yapılan otobanın hemen yanındadır. Bir gün kahvaltı ediyoruz. Böyle bir tane motosiklet bir böyle geçiyor, bir böyle geçiyor. Önünü kaldırarak geçiyor. Ulan dedi ki kim bu deli ya? Bizim Karça. Vallahi Tolunay Hoca sonra motosikletin anahtarını aldı bundan. Dedi ki kullanamazsın kardeşim dedi. Motor hastası ama bu kadar çalışkan, bu kadar düzgün bir karakter. İlk geldiği sene Mahmut vardı bizde. İyi oynadığı için karşı markası dediler ki bir dakika kardeşim kalecimiz iyi oynuyor. Bekledi ve ağzını açmadı Altay. Halbuki hani çok üst düzey bir kaleci. Bir de Jidrunas Karçamarskas kadar çizgide başarılı ben refleksleri, bir direkçisi hatırlamıyorum. Refleksleri inanılmazdır yani. Ya çok mesela Türkiye'de İstanbul takımını görme işine üzülebileceğim bir kalecidir. Şimdi bizim kalecilere bakıyorum da mesela Fenerbahçe'nin kalecisi. İzlerinden iyi kaleci şu anda. Onlar da çok potansiyelli. Belki milli takım kalecisine kadar gidecekler. Ama o zamanki Karça görebilirdi yani bu takımı. Peki sağ beke Emre Eren dedin. Emre Eren dedim. O da çok büyük yetenektir. Kafası hep yukarıda. Hani diyoruz ya modern futbolda organizatör bekler önemlidir. İşte sana Emre Eren. Emre da Adana çıkışlıydı değil mi? Yanılmıyorsam. Kartalspor'da da oynadı. Ben oradan ilk biliyorum. Böyle ona has bir çalım vardır. Aynen. Hani böyle gösterir soldan alır geçmiş olsun. Gider bayağı yakalayamaz. Bayağı aslında şampiyonluk adaylarına gitti geldi. Galatasaray'da da oynadı. Trabzonspor'da da oynadı. Trabzonspor'da da oynadı evet. Mehmet Polat savunmanın göbeği. O da geriden ayakları Türkiye'nin en iyi stoperlerinden bir tanesiydi. Biz sonra Mersin'de şampiyonluk yaşadık Mehmet Polat'la. Mersin konuşursak sana bir şampiyonluk gecesi anlatayım. Yani tarihi bir gece. Spoiler olsun o zaman bundan sonraki bölümleri. İnanılmaz bir Mersin maceramız var Mehmet'le. Peki Arman Deumi demişsin. Sen biraz tabii Erman Özgür karşılıklı ve yan yana oynadığı futbolcular özelinde bir 11 bu. Çünkü kulüplerin efsaneleri var. Geçmişte bizim izleyemediğimiz çok değerli figürleri var. Ramazan Tunç da var mesela orada. Şimdi Ramazan abi de alınmasın. Tabii. O da çok iyi stoperdi ama biz Antep'te birlikte oynamadık. Evet. O yüzden de ben kendi oynadıklarım üzerinden gittim. Mesela İbrahim Toraman'ı da oraya kulüp tarihinde stoper rotasyona koyarız. %100. Çünkü o da çok özel bir oyuncu. Sol bek Ivan De Souza, yedeğine de ben İsmail Köybaşı dedim. Ama Ivan De Souza 2008-2009'da zaten Şansal Abiler Maratonu'nda yılın 11'ine seçmişti. Ben sol bekte onun kadar akıllı, onun kadar rahat adam eksilten ama topu da kaybetmeyen, her şey kararında, hücumu savunması. Yani Alex De Souza'nın sol bek versiyonuydu benim için. Bazı takımların transfer stratejisinde şu var. Çok özel bir oyuncu sakatlanınca alıyorsun oyuncuyu, iyileştirip oynatmaya başlıyorsun. Ivan De Souza da bu perspektifte alınmış bir oyuncu. Sezon başı Nurul Hoca çağırdı. İlk antrenman. Dedi ki size dedi iki tane oyuncu emanet edeceğim. Bunu dedi futbolcu yapın dedi. Dedim kim? İsmail Köybaşı. Bir tanesi Ahmet Arı. Dedim ki hani İsmail'in diğer gençlere göre farkı şuydu. Ne dersen yapar. İsmail derdi bak oğlum sahayı buraya bölüyorsun. Zaten dayanıklılığı çok iyi bir oyuncu. Çok istekli. İlk iki bölümde kontrol pas bir ileriye geçince istediğini yap. Bu zaten çok dayanıklı. Ivan De Souza ile beraber oynuyor. Zürita özel oyuncu. Tabata. Ben Hakan Bayraktar. Bu yaptığı her koşuda tık top önünde. Böyle 6 ayda Beşiktaş transferi yaptı işte. O da biraz o bonservisin altında ezildi değil mi İsmail? Tabii beklentiler çok büyük oldu. 6 milyon civarında yanlış hatırlamıyorsam. De çok akıllı bir çocuk İsmail'i. Ben Gaziantepspor'dayken de maç sonu röportajlardan hep hani ifade etme yeteneği yüksek, kelime haznesi geniş. Aslında... Ben Hatay'a gittim. Orada çok güzel bir balık restoranları var babalarının. Bir kere aile terbiyesini almış bir çocuk. Her şeyden evvel. Çok düzgün bir aile terbiyesi almış. Sırf onun hani ailesiyle oturabilmek için birkaç defa da gidip gelmişliğimiz var İskenderun'a. Peki orta sahada Hakan Bayrak Aktardan bahsettik. Sen yanına Zurita'yı koydun. Çok seversin Zurita'yı. Tabii kulüp tarihine girdiğimiz zaman o bölgede Samuel Johnson, Ayhan Akman, Batista gibi isimler. Yine unuttuğumuz isimler de
vardır izleyicilerimiz. Onlar da hatırlatırlar. Sen ama Hakan Bayraktar, Zurita senin 11'inde yer buldu. Zaten bu 11'le oynuyorduk. Aynen. Oyunu iki yönlü oynayan çok iyi, özel iki oyuncu. Şimdi hücum tarafında tabii Gaziantepspor'un çok silahı var. Tabata'yı zaten saydık ama şimdi Fatih Tekke gençken oynadı, inanılmaz etkili. Fatih Tekke hangi takımda oynuyorsa ve biz o şehri konuşuyorsak önce Fatih Tekke'yi yazalım biz. Ondan sonrasına bakalım. Peki Fatih Tekke'nin kısmını Trabzon şehrini konuşurken detaylıca üzerinde dururuz. Hasan Özer, Hasan Hoca da gerçekten çok büyük golcüydü. Ben Hasan Hoca ile halı sahada da oynadım. Yani insan izlerken de canlı canlı. Gerçekten hala da fit. Oğlu da zaten kendisi gibi fiziksel özelliklerini almış. Oğluyla da oynadık. Şu dönemde biz milli takımı santrafor arıyoruz değil mi? Hasan Özer şu dönemde futbolculuk olarak aktif olsaydı milli takıma giderdi. Ama o dönem o kadar baskın bir santrafor grubu var ki Hasan Hoca'ya gelmedi sıra. Yani kulüp tarihi içinde çok önemli bir çok isim. Çok önemli. Kesinlikle katılıyorum. Erman Özgür'ün Gold kadrosunda hücum kısmında tabii şimdi Fatih Tekke, Beto ve Hasan Özer var oynadığı ve karşılıklı oynadığı futbolcular olarak. Ama Gaziantepspor tarihinde şimdi Kolibali'den de bahsedebiliriz. Rahmetli Denigris'den de bahsedebiliriz. Maskesiyle gol sevinci yaşardı. Meksikalı özel bir oyuncuydu. Elvir Boliç Gaziantep'te çok can yaktı. Yani oynadığı dönemde. Gerçekten o da çok büyük bir isim. Hatta ben Kolibali deyince Kompele'yi de hatırladım bir anda. Şimdi bak savunmada Kompele. Onlar da 90'ları... Neyle hatırladığını sormak bile istemiyorum. Onlar da Televole'nin değişmez figürleriydi. Bak Kolibali de ters futbolcuydu. Büyüklere hep böyle bir abuk subuk maçlarda, anlarda goller atardı. Çok biraz tribünle de arasındaki diyalog. Bir gün havalimanında karşılaştık. Diyor ki ben bizim takıma karşı oynasam gol kralı olurum diyor. Arkadaşlarına sallıyor orada. Kolibali mi? Kolibali. Peki şimdi Julio Cesar özel bir oyuncuydu orada ki sen zaten Fenerbahçe maçını attığı iki golden bahsettin. Ben bir tane Kayseri Spor attığı frikiyi hatırlıyorum. Fizik kurallarını alt üst eden frikiklerden birisiydi. Nasıl bir oyuncu biliyor musun? Sen hep golleri hatırlıyorsun değil mi? Ben de gollerinden bahsettim. Top rakipteyken eksik oynuyorsun. Oralarda geziyor. İşte bu da futbolun... Heh. Tolun önce bir gün dedi ki silah dedi bu adam dedi. Silah dedi. Vurdu mu gol oluyor. Tamam da adamı topla buluşturmak için canımız çıkıyor. 200 nabız yapıyoruz, anladın mı? Yani bir kişi eksiksin ama skor yapıyor. Hangisini tercih edersin? Bana göre modern futbolda çok öyle yeri olan bir oyuncu değil. Ama gerçekten Tolunay Can dediği gibi solu silah. Ölümcül bir sola. Son 20 dakika oynasan daha net bir silah olurmuş ama pek öyle yapmadık. Neyse. Cenk Tosun da Gaziantep'in hani yeni döneminin aslında parlattığı isimlerden biri. Eintracht Frankfurt'tan Gaziantepspor'a gelmişti. Çok kısa bir dönemde çok büyük bir etki yarattı. Hatta Almanvari bir transfer metoduyla Beşiktaş'a transfer olmuştu. Bence Gaziantepspor'un elinden böyle net kaçırdığı bonservis bedeli meselesinin başında Cenk Tosun gelir. Beşiktaş'ın sonra 25 milyona çaktığını düşünürsen. Ama şöyle de bir durum var Cenk'le ilgili tabii. Transferi sezon devam ederken netleşmişti. Türkiye'de hiç alışık olmadığımız bir durum. Keşke bir başlangıç olsaydı. Çünkü bence futbolun doğrusu bu. Oyuncu sezon sonu sözleşmesi bitiyorsa bir başka kulüple görüşme hakkına sahip olmalı ya. Bunun arkasında bir niyet aramamak lazım. Evet, özellikle Gaziantepspor üzerinden aslında sohbeti detaylandırdık. Erman Özgür'ün oynadığı dönem, futbol anıları benim izlediğim dönem. Tabii kulüplerin çok erken tarihlerine burada çok fazla değinmiyoruz. Programın konsepti biraz bizim izlediklerimiz ve bizim biriktirdiklerimiz, bizim anılarımız çerçevesinde ilerliyor. Burada adını anmadığımız, sitem edecek olası abilerimizden de şimdiden özür dileyelim bu bağlamda. İzleyicilerimiz de bizim 11'imize ekleme yapabilirler. Aa şu futbolcu da vardı, o da Gaziantepspor tarihinde çok önemliydi diye de yorumlarla katkıda bulunabilirler. Çünkü gerçekten özel bir kent, özel bir kulüp ve şimdi Gaziantep FK o geleneği devam ettiriyor. Herkese bu program konsepti içinde değinmek zor olabilir Erman. Ben de %100 katılıyorum. İnşallah o eski güzel günlerine, güçlü günlerine dönsün. Gaziantepspor bizim ülkemizdeki futbol için çok ciddi bir renk hakikaten de. Aynen. Kesinlikle marka kentlerden birisi Türk futbolunda Gaziantep diyelim. Bu toprakların oyunu memleket havasında ilk bölümün sonuna geliyoruz. Gaziantep kentini konu edindik ilk bölümde. Bizlerin unuttuğu, sizlerin değinmek istediğiniz futbolcular, maçlar, anılar varsa onları da yorumlarda bekliyoruz. Her hafta sizden Erman Özgür'le birlikte yarım saatinizi rica ediyoruz. Hepinize iyi günler diliyoruz. Hoşçakalın. İlk yarı 1-0 mağlup girdik içeriye. Ve içeriye girerken mağlupsan biraz gerilirsin. Hani hoca fırçalayacak mı, ne diyecek lan falan. Girersin. Nurul Hoca'yı hiç unutmam, girdik. Dedi tamam dedi, böyle devam edin. 3 tane atarsınız dedi. Çıktı. Bakıyoruz gelmiyor tekrar. Dedi ki ayağa pas yapmaya devam edin. Atarız 3 tane dedi. Çıkarız dedi. Çıktı gitti. Taktik bu. Ondan sonra 3-1 bitti maç.